Oy abla, sizin dönemin aktrisleri biraz böyle balık etliymiş. Şimdiki dönemin aktrisleri de farkındaysanız fazla sıfır beden. Fazla Beren sıfır çok beden zayıf. nasıl oluyor bilmiyorum. Beren Saat herhalde çok zayıf. Sıfırın altına da inenler var galiba. Başka kim var? Bergüzar Korel. Ha, Çok zayıf değil zayıflar. o, Bu böyle normal. hayır, ne O diyelim? dönemde bu kadar zayıflık yoktu ki. Bir 60'larda Twiggy falan çıkmıştı. Ondan sonra herkes daha normaldi. Şimdi herkes bir zayıflık modası var. İşte insanlar yemek yemiyorlar. İşte ne var, bir hastalık var ya Bulimiya falan. dedikleri, evet Anoreksi onlardan var. falan. Yani o zaman diyeyim daha böyle balık etliydi insanlar. Şimdi bir zayıflık şeyi var. Hangisi makbul sence? Ben çok çok zayıf kadın sevmem. Yani biraz giydiğini taşımalı falan diye düşünüyorum. En beğendiğim kadın dünyada Angelina Jolie. Onu bile çok zayıf buluyorum. Evet ya. Değil Dün mi? gördük. Evet ya. Dün bayağı bir inceydi Dün ya. ben bayağı bir seyrettim ama sonunda Söyleyeyim, The Artist aldı bütün şeyleri. almış Meryl Streep en iyi kadın Aldı en oyuncu. iyi artistin başındaki Fransız Fas erkek ismini unuttum. adamcağız O aldı. evet. Oscar Kılıkları bile törenini aldı. seyrettik efendim. Fark peki, size de aynı soruyu sorayım. Hangisi siz sıfır bedenli de oynadınız? Balık etli aktrislerimizle de Yani ben şeyi oynadınız. severim. Size göre. Bizde sıfır beden var mıydı o dönemde? Yoktu. Yoktu değil mi? Tamam, sonraki dönemlerde O dönemde oynamışsınızdır herhalde. plazma yoktu. Plazma şimdi ekranı O zaman geniş olduğu için. bayağı bir Şimdi şey o oluyor. görüyorsun ekranda kendini. Ne kadar kilolu çıkmışım diyorsun. Akabinde zayıflıyorsun. Ama biraz ona yatıyor. Onun da şey diyorsun etkisi var diyorsun. Tabii ben set arkadaşlarımdan biliyorum. Kızların hepsi ya çok kilolu çıkıyorum, çok kilolu çıkıyorum diye konuşuyorlar. O kızların öyle bir durumu. Ben Pey. Şeyi severim. Çıtı pıtı ince. Çıtı pıtı ince olsun. Uzun boylu değil yani. Biz uzun erkekler, Öyle uzun mi kızlar diyorsun? sevmeyiz. Ya Allah'ını seversen. Bardaklı sürahi Çıtı pıtı ince ya. diyorsun. Çıtı pıtı ince. Türkan Şoray'la oynamışsınız. Türkan ablamıza saygılarımı sunuyoruz. Müjdar saygılar. Banu O Algan daha saygılar. Bu da çıtı müjde pıtı bulamadım. Hayır, ben severim dedim. Ha, sen kişisel seviyorsun. Şahsi sempatim ve seçimim o Oyunculuk yönde. açısından sana daha iyi rol veren. Hayır, şimdi abi o zaman bedeni bırakacağız. oyunculuğa kafaya bakacağız. Sorunun şekli oydu. Bedendi. Ben de bedene gidince o bedene kaydım. Faruk Bey'in bedenine kaydım. Benim tabii Faruk Peker şunu sever yani. Ben ince çıtı pıtı severim. Yani günümüzün... Sen niye evlenmedin abi? Evlendim. Evlendin mi sen? Boşandım. Sen niye boşandın abi diye soramayacağımı göre. Ondan sonra. Ama bir şeyinde, çok sever oldu. Bir röportajında mecburiyetten yalnızlaştığını söylüyorsun. Yani mecburiyetten yalnızlaştım diye bir lafım var. Çok öyle etkilendim ben ona. Niye demişim öyle? Niye dedin öyle? Mecburiyetten yalnızlaşma, evet, enteresan. İyi demişim aslında. Gördüğüm zararlardan sonra, yediğim darbelerden, dayaklardan sonra yalnızlaşmak daha iyi. Yani hata oranım düşüyor. İlginç. En azından yani. Affedersin, hani hıyarlık yapmıyorum o zaman. Estağfurullah. İnsan tek başına demek ki hani daha az hata yapıyor. Ya daha az hata yapıyorsun. Seçimlerinde daha isabetli oluyor. Azla yetinmek bence daha iyi. Yenge var mı şimdi abi? Yok. Yani çok zor. Çünkü benim çıtam yükseldi. Yaşımız başımıza erdik. Artı seçimlerim, isteklerim, arzularım çok daha başka yönde. Yani bir de böyle çıtı pıtı ve de ince olması lazım. Benim yaşıma... O zaman seni yarın Esra Erol'a davet ediyoruz. Esra'cığım bizi izliyorsun. Lütfen Faruk abi. Benim yaşıma gelmiş kadın, yani benim yaşıma uygun kadın da düşünürsen çıtı pıtı ve ince olma ihtimali de azalıyor. Ben ne kadınlar biliyorum ki. Bir şey söyleyeceğim. Yaş olarak nasıl düşünüyorsun? Kadını mı? Evet. Bana mı? Evet. Halledeceğiz bu akşam bunu. Sen yaşını da söyle. Ne bileyim ben. Yani genç 30'la olabilir. 30'la 40 arası bir şey olabilir. Diyorsun. Evet. 30-40 arası. Evet. Yakışır. 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 Bu izdivaç programlarıyla ilgili size bir şey soracağım. Unutmayın ama. İzdivaç programı nedir abi? Onu da bilmiyorum. Televizyon seyretmiyor. İyi hani peki şöyle bir şey diyeyim. Hayır ettim. Heh. Bu ayağımı kırdığım için 1,5 ay televizyona baktım. Tamam, izdivaç görmedin mi orada? Gördüm. Katılmayı düşünüyorum. 6,5 saat sürüyor bir tanesi. Çok güzel abi ya. Ya katılmaz mı? Kardeşim çok seyrediyor. Tamam mı? Ben de seyrettim mecburen. En abi, kötü oradan buluruz dedim ben çok de. Çok güzel ya. Beni düşünsene orada.
Paravan açılıyor ve ben ablayla kafa kafaya geliyorum. Yani kafa kafaya pek gelemezsin. Abla şöyle getirdi sana böyle. Değil mi? Bir de müracaat edenleri düşün. Bir de seni görünce Faruk Peker gelmiş oraya. Allah düşün, Allah. Faruk diye bir herif işte. Anlatıyorlar işte şu yaşta bu tabii, boyda tabii. Şu falan. Abla da orada. Sonra sen beğenmiyorsan seni tribüne koyuyoruz. Sen orada kalıcı şey jüri oluyorsun. Jüri olarak kalıyorum. Muppet Show'un şeyi gibi tribündeki şeyleri. Yani beni anca öyle bir şey kurtarır. Onda da şansımız yok. İyi o zaman. Yani neyse. Ona bir şey diyemiyorum. Yeni filmin el yazısı. Doğru mudur? Doğru. Kısa fragmanı var bizde galiba. Kısa fragmanına bir bakalım. Rol arkadaşınla ilgili bir sorum olacak. Niye uyandırıyorsun? Her şeyi unut, tamam mı? Unut. Mektubu okuduklarını unut. Düğün davetiyelerine bakmışsınız annemi. Baktık. Can dostum seni sevdi, kaybettim. Şimdi sevmiyor, yine kaybediyorum. Ne oluyor? Tülem. Ben onu seviyorum. Ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? Bir gün seni unutup beni sevecektir. Mathieu! Karolin yengeyle birlikte oynuyorsunuz. Orada da musibet mi? Değil. Değil mi? Değil. Yapma be. Değil. Peki Fransız mı? Fransız. Yabancı Fransız mı? Fransız. Sen sanıyorum böyle sırılsıklan bir aşk filmi bu. Bayağı da hüzünlü evet. Bir şey. Bir o kadar da kupkuru. Öyle mi? Evet. Çok fena, yani bütün duyguları mı? İçeren. Yani ben o kadar senaryo okuduğumda o kadar böyle ilgimi çekti ki yani bütün duyguları bir arada toplayıp o bütün jenerasyonlara yayabilen okuduğum en güzel senaryolardan biriydi. Hmm, anlat biraz filmin sonunda ne oluyor? Sonu söylemesi. Son o yüzden korkuyorum zaten şimdi. Fransızca söylemem lütfen. Mi lazım Fransız olduğunu? Senin rolün ne orada? Ben orada kasabalı müdürün oğlunu canlandırıyorum. Karşı köyden bir kıza aşığım ve aşkı için örf, adet, babaymış, anaymış hepsini silip atan bir aşk için her şey yapabilen bir genci canlandırıyorum. Yani. Ve çok farklı bir kasabalı o taşra çocuğunu canlandırmak çok benim çok hoşuma gitti. Pek komedi gibi değil yani. Kara komedi aslında. Hani bizim benim komedi sahnelerim de var filmin içerisinde. Bahtiyar Engin, Bahtiyar abiyle beraber benim babamı canlandırdı. Yani çok güzel sahneler var, esprili sahneler ama tabii daha çok Ahmet karakterinin arkasında yatan tema aşkı. Aşkı içinde her şeyi yapabilecek, kandırabilecek, böyle tilkili, kurnazlı şeyler yapabilecek bir çocuk. Anladım. Ki taşra çocuğu öyle tilkili, kurnazmış, o tür şeyler. Bildiğin Cemil yani. İffetle Cemil. Cemil olamaz. Olamaz canım. Cemil. Ya kimse hocam, olamaz. Hocam.